Şimdi İrfan, evet, senle konuşmuştuk biz. Konuyu enflasyon üzerine kurmuştuk ama biraz önce gelen bir haber. Habere sevinelim mi, ne diyelim bilemem. Seviniyoruz tabii. Bakın, Ahmet Altan'la Nazlı Olacak tahliye oldu. Şimdi birisine 8 yıl 9 ay, birisine 10 yıl küsür ceza verdiler. Niye verdiler? Şimdi sevinelim, şuna seviniyoruz. Tahliye oldular, özgürlüklerine kavuştular. Bu akşam cezaevinden çıkacaklar diye seviniyoruz. Düştüğümüz hale bakın. Ben bunun altını çiziyorum. Düştüğümüz hale bakın. 10 yıl ceza verdiler, ona da 8 yıl verdiler. Bir de tahliye oldular. Adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkamayacaklar. E işte ikide bir de karakola gidecekler, imza atacaklar diye sevinerek yorum yapıyoruz. Ya üzülerek yapmamız lazım. Suç ne? Bakın bugün Ahmet Altan'ın, daha önceki bütün savunmalarını da okudum. Lütfen Ahmet Altan'ın bulun savunmasını okuyun. Nazlı'nın can savunmasını okuyun. Mehmet Altan'ın savunmasını okuyun. Mehmet Altan beraat etti. Yargıtay'da zaten şimdi müebbet almışlardı. Yargıtay dedi ki ya böyle saçma sapan şey mi olur dedi. Bu mahkemeye ya örgüt üyeliğinden ver, neyden verirsen ver ama dedi böyle darbecilik marbecilikten olmaz dedi. Savcı ısrar etti falan. Müthiş bir savunma yaptı üçü de. Ve diyorlar ki ya böyle bir şey yok, olmayan şeyleri savcı yazmış. Sen diyor ki daha önce darbeyi biliyordun, işte bilmem ne yapıyordun falan. Hatta bir tane komik bir şey var, bu işte o tam FETÖ'cü Ekrem Dumanlı var, Zaman Gazetesi'nin başında. Uzun yıllar başındaydı. Fethullahçı bir yayın organı. O Fethullahçı yayın organının başındaki kişi Ekrem Dumanlı, işte Ahmet Altan'la bir iki kere mi, üç defa mı konuşmuş? O da Taraf Gazetesi'nin başında Ahmet Altan. Şimdi savcı iddianame yazmış da görüştüğüne göre Fethullahçıdır. Ahmet Altan bugün savunmasında mahkemede diyor ki ya diyor bu Ekrem Dumanlı o zaman başbakan, dönemin başbakan uçağından inmiyordu. Kaç defa görüştüler onunla diyor. Ben de iki kere telefonla görüştüler diye. Tabii Taraf Gazetesi'nin o dönemki yayınlarını eleştirebilirsiniz. Ben de defalarca eleştirdim. Bir tanesini beğenmedim, bir satına imza atmam. Tamamen kötü yayınlardı. Ama o başka şey. Ben karşıyım. Siz de karşı olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz, destek verebilirsiniz. Evet, tarafın yayınları doğrudur dersiniz. Askere karşı yayınlar iyiydi, kötüydü falan. Bence kötü. Bence rezaletti. Ama o başka şey. Bakın darbeden yargılanmak ve darbeden darbeye teşebbüs etmekten yargılanmak bambaşka bir şey. Şimdi ikisini birbirinden ayırmak lazım. Ve böylece bir suç isnat ederek insanları uzun süre, 3 yıldan fazla, işte 2015, 2016'dan beri hapisteler. 3 yılı geçti. Yazık değil mi ya? Yazık değil mi? Şimdi bakın suç deyince, şimdi suç oluşturmadan da artık demokrasimiz, ileri demokrasi falan olduk ya, öyle bir hale geldi ki, bu ODTÜ rektörü var. ODTÜ rektörü Profesör Kök. Şimdi bu 23 Eylül'de akademik yıl açılışını yapacaktı. Herkes toplandı, salonu iptal etti. Niye? Efendim kendini protesto edeceklermiş. Bakın protesto edeceklermiş. Ya protesto etmek anayasal hak. Öğrenci eder etmez. O yüzden iptal etti. İptal etmenin ötesinde protesto edeceği tahmin edilen, bakın burası çok önemli, öğrenciler için soruşturma açtı. Allah bilir. Okuldan uzaklaştırma mı verir? Artık bir cezalar verecek onlara. Ama sen bir suçu işleme ihtimalin üzerine sana ceza veren bir döneme gelirsek eğer, yarın öbürsü gün işte işsiz kaldın protesto, şunu yaptın protesto edebilirsin diye insanlar hakkında soruşturmalar açılabilir. İnsanlar gözaltına alınabilir, bu tehlikeli. Bakın bu ODTÜ direktörü var ya, ODTÜ direktörü, sorsanız çok demokrattır. Her yerde, dünyanın her yerinde bu tür insanlar, siyasetçiler, politikacılar ıslıklanır da, yuhlanır da, alkışlanır da. Peki o ortamda toplasalardı rektörün her sözünü öğrenciler diyelim ki sadece alkışlasalardı. Kuvvetli bir alkış. Ne olacaktı? Bu da protesto. Alkıştı, protesto denen bir protesto var.
Ya bunlar artık kabul edilmesi lazım. Bakın daha bugün, daha bugün. Ya orada dün de herhalde ABD Başkanı Trump yine protesto edildi. Yuh sesleri ortalığı inledi. Ya o da ne yapsın? El salladı falan. Bir hafta önce beyzbol maçına gitti. Yine yuhlandı. Ya kodese atın diye stat bağırdı. Şimdi demokrasi böyle bir şey. Bunu hazmetmen lazım. Protesto edilirsen edileceksin. Ve bunu kabul edeceksin. O zaman o koltukta oturma, o makamlarda oturmamak lazım. O görevlerde birlikte olmamak lazım. Bilmem ne oldu, işte ekonomi kötüye gitti, şu oldu, bu oldu deyip protestolara karşı daha önleyici tedbirler almamak lazım. Siyasetin seviyesini düşürmemek lazım. Bakın siyasetin seviyesi öyle bir düştü ki, öyle bir düştü ki. Bakın İçişleri Bakanı bugün bir demeç vermiş. Efendim İstanbul BD Başkanı, bakın ne kadar büyük, %54 ile iktidara İstanbul'un BD'nin başına gelen bir insan. İstanbul'un, bu büyük İstanbul'u yöneten kişiye yurt dışında konuşmuş. Ne konuşmuş söyleyeyim onu da. Efendim diyor ki bu kayyum atamaları doğru değildir diyor. Demokrasi de uyuşmuyor diyor. Ya şimdi belediye başkanı, bakın Mardin'de BD kayyum vardı. Ahmet Türk. Ahmet Türk belediye başkanından aldı, sen kötü adamsın da kayyumu koydular. Kayyum gitti gitti gitti. Sonra seçim oldu. Herkes Ahmet Türk'ü seçti. Nasıl oldu? Sonra Ahmet Türk'ü tekrar görevden aldılar. Yine kayyum atandı. Aynı adam yine geldi. O göreve tekrar. Ya bunlar olmaması gereken şeyler, olmaması gereken, demokrasilerde böyle olmaması gerekir dediği için İmamoğlu'na Süleyman Soylu ahmak dedi ya. O ahmak söylediklerine bakın dedi. Şimdi bu düzeye bakın. Siyasetin indiği düzeye bak. İşte CHP sözcüsü cevap, İmamoğlu cevap verdi. İmamoğlu da dedi ki ya işte söyleyene bakmak lazım dedi. CHP sözcüsü bu kabul edilemez, yargıya taşıyacağız falan dedi. Şimdi ahmak düzeyinde bir İçişleri Bakanı İstanbul Belediye Başkanı'na söylediği zaman daha alttakiler birbirlerine ne diyecek? İl başkanları, ilçe başkanları, halk, kahvede oturanlar, AK Partililer, CHP'liler birbirlerine ne diyecek? En üst seviyede ahmak diye konuşuluyorsa, siyaset ahmak diye hitap ediliyorsa kahvede kavga çıkar. Bunu anlamıyor mu siyasetçiler? Bu İçişleri Bakanı bunu bilmiyor. Bilmiyor. Bürokrat biraz da AK Parti'nin şeyini yapıyor işte. Militanlığını yapıyor falan. Herhalde AK Parti biraz zor durumda gibi geliyor ki biraz da böyle öne atlayıp da işte birilerine yumruk atayım, birilerine kavga çıkartayım, birilerine yükleneyim, gündemi değiştireyim diyor herhalde. Bakın gündemi değiştirmenin hali yok. Gündem zaten halkın gündemi başka, iktidarın gündemi başka. İktidar bugün açıkladı enflasyon kaç? Kaç enflasyon? %8.55 dedi. Olabilir, rakamlarla oynarsanız da olabilir. Veya başka şeylerle. Şimdi bakın ben başka türlü gideceğim. Böyle efendim baz etkisi. Geçen yılın aynı ayına bakıyorlar. Geçen yılın aynı ayında işte bir anda dövizin fırlamasıyla bir fiyatlar fırladı falan. İşte yan etkileri topa, ona baz etkisi diyorlar. Ayıkladıktan sonraki artışa bakıyorlar. İşte 8.55'e indi diyorlar. %8.55'e. Bakın şimdi geçen ay 9.26'ydı. Öyle dediler, yine baz etkisi. Bu ay 8.55'e indi diyorlar. Herkes alkışlıyor. Büyük başarı. Ama geçen aydan bu aya %2 artmış enflasyon. Bakın enflasyon artıyor. Bakın her gün zamlar oluyor. Ama enflasyon aşağı iniyor. İşte bu. İşte ona değil. Şuna bakın. Ben aldım rakamı. Diyor ki 12 aylığa bakın. Geçen yıldan bu yana kadar. Resmi rakam 16.81. Yani %17'lik resmi enflasyon var. Resmi olmayan enflasyon, yani benim enflasyonum, sizin enflasyonunuz, o ayıklayın çivi, mivi, topları, tüfekleri %20'nin üzerinde. Kanıtı mı? Kanıtı, evet, kanıtını da hemen söyleyeyim. Efendim bir tane şey yaptılar, yeniden değerlendirme oranı tespiti yaptılar. 22.58.
Bakın %22,58 yeniden değerlendirme. Bu ne demek biliyor musun? Vergi, harç ve cezalara bu kadar artış gelecek demek. Demek ki enflasyon %20'nin altında değil veya bir tık altında. Yani şimdi bunlar mesele bu. Halkın gündemi bu. Bunu bundan birbirinden ayırmamak, gizlemek lazım. İrfan, tekrar söz sende. Bugün konu çoktu. Hepsi iç içine girdi galiba ama işte Ahmet Altan'dan başladık. Enflasyondan çıktık. İyi yayınlar.